Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Bugün sizlerle 10. sınıf tarihte neler var buna bakacağız. Ünitelere geçmeden önce bu işleyeceğimiz üniteler bize ne gibi fayda sağlayacak? ilk önce buna bakalım. Tarih geçmişi inceleyen bir bilim. Dolayısıyla biz tarihimizi öğrendikçe toplumun kültürel, manevi, sosyal değerlerini koruma noktasında yine Geçmişten günümüze ataların bıraktığı miras hakkında bilgi sahibi olacağız. Gelecek nesillerin nasıl hareket etmesi noktasında yine tarih bize yeni bakış açıları ufkumuzun genişleme noktasında önemli bir ders olacak. Dersimizin müfredatına geldiğimizde ise 7 üniteden oluştuğunu görüyoruz. Birinci üniteye baktığımızda yerleşme ve devletleşme sürecinde Selçuklu Türkiye'si başlığını görüyoruz. Burada biz 1072 yılından 1308 yılları arasındaki siyasi gelişmelere nedir bu siyasi gelişmeler? Kurulan devletlere, yapılan savaşlara, imzalanan barış antlaşmalarına bakacağız. Yine Oğuzların Anadolu'ya yapmış olduğu göçlere, Anadolu'nun ilk fatihlerini, Anadolu'nun Türkleşme sürecini, Birinci Beylikler dönemini, yine Haçlı Seferlerini, Anadolu'daki Moğol istilasını konuşup birinci üniteyi sona erdireceğiz. İkinci ünitede ise Beylikten devlete Osmanlı siyaseti. Yani Osmanlı kuruluş dönemi hakkındaki siyasi gelişmelere bakacağız. Burada Osmanlı kuruluş dönemi padişahlarını, yine Osmanlı kuruluş dönemi hakkında bazı önemli tarihçilerimizin Halil İnalcık gibi, Fuat Köprülü gibi isimlerin kuruluş dönemi hakkındaki görüşlerine, yine kuruluş dönemi Osmanlı-Bizans devleti ilişkilerine, Osmanlı devletinin bu bölgedeki, Balkanlardaki fetih hareketlerine Anadolu'nun siyasal birliğini sağlama yönünde atılan adımlarına, yine Anadolu'da önemli bir liderlik mücadelesi olacak olan Ankara Savaşı'na değinip ikinci üniteyi sona erdireceğiz. Üçüncü ünitede ise Osmanlı Devleti'nde ordu teşkilatına bakacağız. Osmanlı ordusu hangi unsurlardan oluşurdu? Gönüllü birlikler kimlerdi? Düzenli ordu ne zaman kuruldu? Yine Osmanlı ordusunun önemli bir bölümünü oluşturan tımarlı sipahilere, Yeniçeri Ocağı'na ve devşirme sistemine değinip 3. üniteyi sona erdireceğiz. 4. ünitede ise Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti başlığını görüyoruz. Biz burada Anadolu'da önemli sufileri, alimleri ve din bilginlerini göreceğiz. Bu bahsettiğim din alimlerinin dini anlamdaki görüşleri Anadolu'yu nasıl etkiledi buna bakacağız. Yine sözlü kültür ve yazılı kültür içerisinde şair sultanlarımıza bakacağız. İstanbul'un fethiyle birlikte Osmanlı İmparatorluğundaki değişim ve dönüşme de yer vereceğiz. Beşinci ünitemizde ise Dünya Gücü Osmanlı başlığını görüyoruz. Burada Osmanlı yükselme dönemi hakkında konuşacağız. 1453 yılından 1595 yılına kadarki siyasi gelişmelere. Yine Osmanlı Memlük ilişkilerine, Osmanlı Devleti Avusturya Macaristan ilişkilerine, Osmanlı Devleti Safevi Devleti ilişkilerine yer vereceğiz. Yani Osmanlı Devleti'nin stratejik rakiplerine değineceğiz. Karalarda aldığımız önemli galibiyetlere, deniz seferlerimize, aynı zamanda coğrafi keşiflere değinip 5. üniteyi bitireceğiz. 6. ünitede ise Sultan ve Osmanlı merkez teşkilatı başlığını görüyoruz. Burada devletin yönetildiği yer olan saraylar hakkında bilgi sahibi olacağız. İşte Topkapı Sarayı'ndan Dolmabahçe Sarayı'ndan, Yıldız Sarayı'ndan söz edeceğiz. Yine merkezi otoriteyi güçlendirme noktasında önemli olan kanunnamelere ve padişahlara bakacağız. Altıncı ünitemizi bitireceğiz. Yedinci ünitede ise klasik çağda Osmanlı toplum düzenini görüyoruz. Burada ümmet anlayışından, millet sisteminden ve İskan politikasıyla birlikte fethedilen yerlerde İslam kültürünün nasıl yayıldığına ve burada nasıl etki bıraktığına değineceğiz. Osmanlı Devleti'ndeki toprak yönetim biçimine, çiftane sistemine ve bir esnaf örgütü olan lonca teşkilatına da yine değineceğiz. Osmanlı Devleti'nde sosyal yardımlaşma kurumu olan vakıf kuruluşlarına değinip yedinci ünitemizi sona erdireceğiz. Evet Yedi tane üniteden söz ettim size. Şöyle bir ses duyar gibiyim. Hocam ben okullarda yapılan sınavlarda en yüksek notu almak istiyorum diyenleriniz vardır. Bunun için de yıl içerisinde size sıfırdan ona tarih kitabımızda çeşitli ödevler vereceğim. Aynı şekilde bu kitabın haricinde Dinamo Soru Bankası'ndan da yine ödevleriniz olacak. Kitabı incelediğimizde... Her ünite için kavramların Açıklayıcı bir şekilde burada verildiğini görüyoruz. Yine yan tarafta konunun pekiştirilmesi için kısa bir testimizin bulunduğunu görüyoruz. Burada eğer çözemediğiniz bir soru olduğu takdirde hemen üst köşedeki tat kısmını buradaki kare kodu okutarak sorunun cevabına ulaşabiliyorsunuz. Yani bu konuda çok şanslısınız. Bizim dönemimizde böyle bir uygulama yoktu. Hocalarımızın peşinden koşardık. Dediğim gibi çözemediğiniz soruların cevabına Buradan hemen buradaki kare kodu okutarak ulaşabilirsiniz. Evet bu bahsettiğim kitaba nereden ulaşabilirsiniz? Sana en yakın Tonguç Kırtasiyesinden ulaşabilirsin. Bununla bu kitapları edinmeni tavsiye ediyorum. Dediğim gibi sene içerisinden buradan size ödevler vereceğim. Evet ödüllü sorumuz geldi. Bu bahsettiğim 7 ünite içerisinde seni en çok heyecanlandıran üniteyi yorumlara yazmanı bekliyorum. Mutlaka yorumu yaz. Hepsini tek tek okuyacağım. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki derse görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.